İyi geceler. Ehliyet ruhsatı. Hanımefendi neyiniz oluyor? Karım. Aracın çalıntı olduğu yönünde ihbar var. Emniyete gelmeniz gerekiyor. Ne demek çalıntı memur bey? Bu araç yıllardır bende, bütün evrakları da tamam. İyi bak. Bizim verilen plaka araç tarifi uyuyor. Varsa bir terslik merkezde çözülür. Şimdi lütfen inelim. Hanımefendi siz de. Hayır olsun bakalım. Abin kaşınıyor, farkında mısın? Harbi kaşınıyor. İyiyim. Merak etme, emrettiğin gibi sesin çıkmaz. Evet Aslan. Aslı Çınar. Aslı Çınar Aslan. Aslı Çınar. Hadi Aslan'ım. Seninle içeride konuşacağız. Geç. Aşk olsun kayınço. Harbiden aşk olsun yani. Eğer sohbet istiyorsan gelirdik eve. Bu zahmete değmez değil mi? O eve girmen için 40 fırın ekmek yemen gerek Ferhat Efendi. İmza kafi değil. Aslı babamın yadigarı, benim de gözümün nurudur. Bizden kız almak kolay değil. Önce yüreğini, aklını açacaksın. Biz de bakacağız kardeşime layık mısın diye. Bakalım Aslı kadar temiz bir yüreğin var mı? Dua et de Aslı seni gerçekten sevmiş ve seçmiş olsun. Yoksa elimden çekeceğim var Ferhat abi. Ferhat Bey'i ve evire alın. Aslı'yı da karşısındaki odaya. Buyurun. Hadi ne soracaksan sor da gidelim. Dur. Acelemiz yok, daha birbirimizi tanıyacağız. Öyle daha iyi. Oraya sen otur kayınço. Anlat bakalım. Bir de senden dinleyelim şu aşkı. İstesem tek kelime bile etmem, beni konuşturamazsın. Ama akraba olduk. Karımın abisisin sonuçta. Anlat. Nasıl tanıştınız Aslı'yla? Beyrut'ta. İnşaat işi yapıyordum, aynı otelde kalıyorduk. İlişkimiz başladı. Abicim. Bak ben sana anlatmıştım, hatırlıyor musun? Bundan 2 sene kadar önce Beyrut'ta bir mülteci çocuğu ameliyata gitmiştim ben, hatırladın mı? Orada tanıştık biz Ferhat'la. Yemeklerde bulunduk birlikte. Sonra ben anladım ki benim ameliyat ettiğim çocuğun babası Ferhat'ın inşaatında işçiymiş. İlk görüşte aşk diyorsun yani ha? Kader diyelim be kayınço. Kader. Ferhat çok yardımcı oldu bana ameliyat süresince. Sonra biz bir 2 hafta kadar hiç kopmadık. Hemen hemen her gün birlikteydik. Ama sonra işte ben döndüm. Çin'e inşaatlarının yanına gittim. Telefonum bozuldu.
Numarasını aradım ama bulamadım. Çok istedim. Dediği hastaneye gittim. Orada da bulamadım. Yani işte başta insan yaz aşkı zannediyor. Ben de öyle sandım. İşte, ta ki 2 gün önce karşıma çıkana kadar. Görür görmez evlenme teklifi ettim. Aileler de karışmayacaktı aslında ama annemin iş güzel değişti. Anlatacaktım abiciğim. Yani niye anlatmayayım? Tabii ki anlatacaktım. Ama bir şey oldu, olmadı. Çok ani oldu. Yani yeri geliyor biz seninle haftalarca, aylarca görüşmüyoruz abiciğim. Ben hiç bu kadar merak edeceğini düşünmedim. Özür dilerim. Üzerinde ne vardı tanıştığınız günü? Kırmızı bir elbise. Çiçekliydi. Senin bana aldığın kırmızı çiçekli elbise. Elinden kemerli. Başka? Aslı'nın bir doğum lekesi var mı? Kafama silah dayadılar. Zorla evlendim desen, tamam. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Tamam, affet. Ne dersen de. Kalbim de, gönlüm de almıyor bu olanlar Aslı. O zaman karşı evin penceresine bak bakayım. Yan taraftaki evin de duvarına. Tek bir hedefleri var Aslı. Abin. Tamam bak.